Gökyüzündeki yıldızların parıltısı, güneşin sıcak ışığı, gündüzün aydınlığı. İşte yaşamımızı aydınlatan, evreni keşfetmemizi sağlayan ve bilimin derinliklerinde gizemleri barındıran ışık. Ancak ışığın ne olduğunu ve nasıl hareket ettiğini hiç düşündünüz mü? Işık, dalga ve parçacık özellikleriyle hem bilim insanlarını hem de meraklıları şaşırtmıştır. Fotonların dansı, elektromanyetik spektrumun renkli dünyası ve ışık hızının sınırları. Tüm bu soruların cevaplarını ararken daha derin bir anlayışa doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Işık, evreni anlamamızda temel taşlardan biridir. O zaman gelin daha yakından bakalım. Kısaca ışık, enerjinin taşınabilen en küçük birimidir. Elektromanyetik spektrumun belirli bir aralığını oluşturan elektromanyetik radyasyonun bir formudur. Bu spektrum radyo dalgalarından gama ışınlarına kadar çeşitli dalga boylarını içerir. Ancak insan gözü sadece belirli bir dalga boyu aralığını algılar. Ve biz ışık derken bu aralığı kastediyoruz. Bu görselde de görüldüğü gibi elektromanyetik radyasyon inanılmaz büyüklükteki dalga boylarından ve frekanslardan oluşur. Görebildiğimiz ışık, elektromanyetik spektrumun küçücük bir kısmındaki elektromanyetik radyasyondaki bir enerji formudur. Bu radyasyon, inanılmaz büyüklükteki dalga boylarından ve frekanslardan oluşur. Gama ışınları en yüksek enerjili fotonlardır ve en az dalga boyuna sahiptir. Fizik kuralları açısından bu spektrumda gördüğümüz bu bütün dalgalar aynıdır. Hepsi aynı hızda, yani ışık hızı olarak bildiğimiz hızda hareket ederler. Peki ışığın kaynağı nedir? Arabanın farları, led lambalar, yıldızlar. Işık yayarlar ama nasıl? Gelin evrenin başlangıcına gidelim. İlk oluşan ışıklara bakalım. Evren büyük patlama ile başladı ve ilk dakikalardan sonra 100 milyon dereceden daha sıcaktı. Binlerce yıl geçti, evren sakinleşip soğumaya devam etti. Evrenin sonsuzluğu videosunda bu anlara kısaca değinmiştim. Standart model olarak bildiğimiz kozmolojik modelde evren ilk zamanlarında son derece sıcak, yoğun, neredeyse homojen bir foton ve madde karışımıydı ve bir plazma olarak birbirine sıkıca bağlanmıştı. Evren 400 bin yaşına geldikten sonra yaklaşık 3000 Kelvin'e kadar soğumuştu. Bu nispeten ılık çorbada yalnız elektronlar, yalnız protonlarla karşılaştı ve sonunda birbirlerine yapışarak ilk atomları oluşturdu. Ama hepsi bu kadar değildi. Her elektron ve proton birbirine bağlanırken az miktarda enerji açığa çıktı. Foton dediğimiz bir ışık parçacığı, kozmik hız sınırı olan ve ışığın da bu limitlerde bir hıza sahip olduğu için ışık hızı dediğimiz bir hızla yolculuğuna başladı. Bu yolculuk başlarken kütle çekimi de ilk kozmik tohumları bir araya getiriyordu. Einstein ışığı düşünmeyi çok severdi. Evrenin hız limitinde ilerleyen bir foton olduğunuzu düşünürseniz, aslında sizin için zamanın bir önemi yoktur. Önce veya sonranın bir anlamı yoktur. Etrafınızda ilk kütleler bir araya gelip yıldızların ilk parıltısını oluştururken, kümelenmeler, galaksiler ve galaksi kümeleri oluşurken eğer fotonsanız sizin için fark eden bir şey olmaz. Siz yolunuza devam edersiniz. Yıldızlar süpernova olur, nötron yıldızları ve kara delikler oluşur. O foton önüne hiçbir şey çıkmadığı sürece yoluna devam eder. Ya da Samanyolu galaksisinin bir köşesinde, Güneş'in etrafında dönen mavi gezegende yaşayan insanların evreni anlamak için kullandıkları bir teleskopta yolculuğunu tamamlar. Biz de gözlemleyebildiğimiz evrenin ilk olmasa da o zamanlara çok yakın ışığını kaydetmiş oluruz. Işık, biz ve evren arasındaki bağlantıdır. Işık sayesinde uzak yıldızları, hatta varoluşun başlangıcını görebiliriz. Kutup ışıkları ile ilgili videoda detayını anlattığım ışıma sürecine kısaca değinmek gerekirse, elektronlar atomların ve moleküllerin belirli enerji seviyelerinde bulunurlar. Bir elektron yüksek bir enerji seviyesinden düşük bir enerji seviyesine geçerken enerji kaybeder ve bu enerji foton olarak yayılır. Bu süreç atomik ve moleküler geçişler olarak bilinir ve ışımanın temel kaynağıdır. Örneğin neon lambalarında veya yıldızların ışığında bu tür geçişler gözlemlenir. Bu şekilde atomik geçişlerde olabileceği gibi elektromanyetik süreçlerde de fotonlar iş başındadır. Elektrik yüklü parçacıklar hızlandığında veya yavaşladığında elektromanyetik dalgalar yayarlar. Antenler tarafından yayılan radyo dalgaları veya mikrodalgalar bu prensibe dayanır. Bu dalgalar fotonlar aracılığıyla enerji taşıyarak uzayda yayılırlar. Bazı kimyasal reaksiyonlar enerji açığa çıkarır ve bu enerji fotonlar şeklinde yayılabilir. Örneğin ateş böceklerinin ışık üretmesi, biyolümenans adı verilen bir kimyasal süreçle gerçekleşir. Bu süreçte lüsiferin adlı bir kimyasal oksijenle reaksiyona girerek ışık üretir. Hızlandırılmış yüklü parçacıklar özellikle manyetik alanlar boyunca hareket ettiklerinde senkrotron ışınımı adı verilen bir süreçle ışık yayarlar. Bu süreç parçacık hızlandırıcılarında ve bazı astronomik cisimlerde gözlemlenir. Örneğin pulsarlar ve aktif galaktik çekirdekler bu tür ışımayı yayarlar.
Işığın farklı oluşum süreçleri vardır. Işığı anlama noktasında insanlık olarak uzun yıllar araştırma yaptık. M.Ö. 5. yüzyılda Yunan filozofları ışığın doğası hakkında ilk spekülasyonlarda bulunurlar. Hatta ışığın gözlerimizden çıkan bir şey olduğunu söyleyenler olur. Tabii karanlıkta neden işe yaramadığını da açıklamak gerekir. 11. yüzyılda İbni Heysem optik üzerine çalışmalar yapar ve Kitap el-Menazir adlı eserinde ışığın düz bir çizgide yayıldığını, yansıma ve kırılma olaylarını açıklar. Ama önemli bir dönüm noktası vardır. Yıl 1652 idi ve Hollandalı fizikçi, astronom, matematikçi ve her yönüyle dahi Christian Huygens optik fenomenleri araştırıyordu. Işığın merceklerden nasıl geçtiğini ve aynalı yüzeylerden nasıl yansıdığını not etmişti. Ve özellikle ışığın bir ortamdan diğerine geçerken yolunun büküldüğü kırılma olgusuyla ilgilenmiştir. Huygens, ışığın aletleri tarafından genellikle gökkuşağının renklerine ayrıldığını fark etti. Bazen de karanlık ve aydınlıktan oluşan garip desenler ortaya çıkıyordu. Ona göre ışığın bir tür dalga olduğunun açık kanıtıydı bu. Bir çeşit hareket eden salınan fenomen. Salınımlar gezegen yörüngelerinden titreşen elektronlara kadar doğanın her yerinde bulunabilirler. Dalgalar her yerdedir. Havada dolaşan ses dalgalarından, okyanustaki su dalgalarına kadar. Işık da bir dalga gibi görünüyordu. Peki gölde oluşan bir dalgayı atılan bir taş oluşturabilirdi. Işığı dalgalandıran şey neydi? İngiltere'de Robert Hooke, ışığı camdan geçtiğinde gözlemlemiş ve dalga özelliklerini gösterdiğini fark etmişti. Dalgalı ışık birçok fenomene açıklama getiriyordu. Ancak Hooke'un karşısında bir sorun vardı ve bu sorun Isaac Newton'du. Newton, ışığın doğası üzerine çalışmalar yapmış ve ışığın bir prizmadan geçerek gökkuşağına dönüştüğünü keşfetmişti. Ancak Newton, ışığın dalga değil, küçük parçacıklardan oluştuğunu düşünüyordu. Newton'un bu teorisi, ışığın kırınım gibi olayları açıklamada zorluk yaşasa da bilim dünyasında uzun süre kabul gördü. Newton'un otoritesi ve bilimsel itibarı onun teorisinin üstün gelmesine yardımcı oldu. Yıllar geçtikçe Newton'un teorisine olan inanç güçlendi. 1801 yılında bilim insanı Thomas Young, ışığı çift yarıktan geçirerek bir deney yaptı ve arka planda girişim desenleri gözlemledi. Bu, girişimin ilk gösterimi değildi ancak en belirgin olanıydı. Newton'un ışığın parçacık teorisi, Young'ın bu gözlemini nasıl açıklayabilirdi? Işık bir yarıktan ya da diğerinden geçen küçük mermiler gibi davranıyorsa, gözlemlenen deseni nasıl üretebilirdi? Durgun bir gölete birkaç çakıl taşı attığınızda, dalgaların nasıl girişim desenleri oluşturduğunu görebilirsiniz. Bu, hem su hem de ışık için geçerlidir. Işığın dalga benzeri doğasını destekleyen diğer gözlemler arasında, ışığın kasit gibi maddelerden geçerken polarize olması da vardı. 1865'te İskoç fizikçi James Clerk Maxwell elektromanyetik dalgalar teorisini geliştirir. Maxwell, elektrik ve manyetik alanların birbirine bağlı olduğunu ve birlikte hareket eden elektromanyetik dalgalar oluşturduğunu öne sürer. Maxwell'in denklemleri bu teorinin matematiksel temelini oluşturur. Bu denklemler, elektrik ve manyetik alanların değişkenliği ile ışığın nasıl yayıldığını açıklar. Maxwell'in çalışmaları ışığın elektrik ve manyetik alanların birleşimi olan bir elektromanyetik dalga olduğunu ortaya koyar ve bu, ışığın doğası hakkında devrim niteliğinde bir keşiftir. 1887'de Alman fizikçi Heinrich Hertz, Maxwell'in teorisini deneysel olarak doğrular. Hertz, elektromanyetik dalgaları laboratuvar ortamında üreterek Maxwell'in öngördüğü dalgaların varlığını kanıtlar. Hertz, bir kıvılcım boşaltma cihazı kullanarak elektromanyetik dalgaları üretir. Bu dalgaların metal bir alıcı anten tarafından algılandığını gözlemler. Bu deneyler, elektromanyetik dalgaların ışık gibi yayıldığını ve Maxwell'in teorisinin doğru olduğunu gösterir. Hertz'ün çalışmaları, radyo dalgalarının keşfine ve modern kablosuz iletişimin temelinin atılmasına yol açar. 1900'lerde Alman fizikçi Max Planck, kara cisim ışımasını açıklamak için kuantum teorisini önerir. Planck, enerjinin küçük, ayrık paketler halinde yayıldığını ve bu paketlerin enerji miktarının frekansla ilişkili olduğunu öne sürer. Bu, ışığın enerjisinin kuantisi olduğu anlamına gelir. Planck'in bu teorisi, klasik fizikten ayrılarak modern kuantum fiziğinin temellerini oluşturur. Albert Einstein, fotoelektrik etkiyi açıklamak için ışığın kuantum doğasını kullanır ve foton kavramını tanıtır. Fotoelektrik etki, bir metal düzeye düşen ışığın elektronları serbest bırakması olayıdır. Einstein, ışığın enerjisinin paketler halinde taşındığını ve her fotonun enerjisinin frekansla orantılı olduğunu öne sürer. Bu çalışma, ışığın hem dalga hem parçacık özelliklerini birleştiren kuantum mekaniğinin temelini oluşturur ve Einstein'a Nobel Fizik Ödülü kazandırır. Fransız fizikçi Louis de Broglie, ışığın hem dalga hem parçacık özelliklerine sahip olduğunu öne sürer. De Broglie, madde parçacıklarının da dalga özelliklerine sahip olabileceğini öne sürerek tüm maddenin dalga parçacık ikiliği kavramını ortaya atar. Bu, mikro dünyanın doğasını anlamada önemli bir adımdır
ve kuantum mekaniği üzerinde derin etkileri olan bir teoridir. Işıkla ilgili araştırmalar büyük bir hızla ilerliyor ve çeşitli alanlarda derinlemesine çalışmalar yürütülüyor. Kuantum optik, fotonik, lazer teknolojisi ve diğer optik teknolojilerdeki gelişmeler, ışığın doğası ve özellikleri hakkında yeni anlayışlar sunmaktadır. Kuantum optik, fotonların kuantum mekaniği prensiplerine göre nasıl işlenebileceğini ve iletişimde nasıl kullanabileceğini araştırırken, lazer teknolojisi endüstriyel kesimden tıbbi uygulamalara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Fotonik, optik fiberlerin iletişimdeki rolü üzerine odaklanırken, telekomünikasyon sistemlerindeki veri iletim hızını artırmak için gelişmeler kaydediliyor. Ayrıca nanoteknolojide ışığın kullanımı, nano ölçekte malzemelerin üretimi ve kontrolü için yeni olanaklar sağlamaktadır. Bu çalışmalar, ışığın farklı alanlarındaki uygulamalarını genişletmekte ve gelecekteki teknolojik yenilikler için temel oluşturmaktadır. Evrenin başından bu yana milyarlarca yıldır gelen ışığı bu kadar kısa sürede özetlemek elbette mümkün değil. Işık ile ilgili araştırmaları daha detaylı inceleyeceğimiz videolar geldiğinde haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Işık, evrenimizin en temel ve büyüleyici unsurlarından biridir. Yıldızların ışıltısından güneşin sıcak ışığına kadar her anımızı aydınlatan bu fenomen, bilimin derinliklerinde sonsuz keşifler sunmaya devam ediyor. Fotonlar, zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkarak evrenin doğuşundan bugüne kadar her anı kaydediyorlar. Bizler de ışığın bu gizemli dünyasını keşfederken, teknoloji ve bilimdeki ilerlemelerle yeni ufuklara ulaşıyoruz. Işık sadece gözlerimize değil, aynı zamanda zihnimizin derinliklerine de ulaşan bir ilham kaynağıdır. Gelecekteki keşiflerimizde ışığın rehberliğinde yeni sırların kapılarını aralayacağız ve evrenin anlamını bir adım daha yakından kavrayacağız. Umarım her anlamda aydınlık bir geleceğe ulaşırız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler.